Herkese merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Demek isterdim. Ama ne yazık ki şöyle bir durum var. Biz yaklaşık bir yıldır video atmıyoruz. IGTS ile başlayalım istedim. Çünkü IGTS çok tutulan bir oyun. Euro Truck Simulator bir adı var 12 yıldır. Devam eden süre gelen bir adı var. Oyuna başlamak istedim. Ve karşınızda ETS2 ile beraberim. Şimdi bu zamana kadar neredeydim? Yoktum. Nerelerdeydim? Nereye gittim? Ben hepsini teker teker anlatacağız. Ama önce şuradan büyük alalım. Hemen buradan büyük alalım. 460 bin kilometre. 460 70 kilometre 320 bin güzel para veriyor aslında. Hemen yapıştıralım şunu. Araba taşıyacakmışız. Hemen gidelim üçümüz alalım. Bundan önce birkaç tane video çektim. Yani bu videoyu çekmeden önce çünkü test amaçlı video çekmek istedim. Bu videoda üçüncü. Diğer ikisinin sesleri, oyunun sesleri bastırmış. Bunun sesi bastırmış. Şuradan yükümüzü alalım hemen. Daha tek bir de bu varmış. Ne oldu? Hemen yükümüzü alalım. Ben şu sesleri kıssam aslında hiç fena olmaz. Evet, gördüğünüz gibi diğer sesleri hatta şuradan kapatsam sadece onlar açık dursa benim için. Hatta şunu da kapatsak. Onun ikisini de kapat, garanti olsun. Arada bizi rahatsız etmesinler. Gördüğünüz gibi GeForce Now almış bulunmaktayım. Bildiğiniz üzere bilgisayarım iyi değildi. Çünkü eski bilgisayar oyunları çektiğim için. Başka. TFS'yi de sayarsak. Ortalama şöyle 13-12 yıllık oyunlar çektiğim için. Hızlıca yükümüzü gezip götürelim. Hatta zaten 10 ton yükümüz. Götürelim. İşte GeForce Now aldım. Ben bazen böyle görüntü kalitesi düşmeler, ayrıyetten takılmalar olabiliyor. Ama bunlar da çok da böyle kafaya takılacak durumlar değil aslında. Çünkü GeForce Now size böyle bir olanak sunuyor. İstediğiniz onu istediğiniz ayarlarda oynayabilme şansı soruyor. Bu şu an mesela şu an kalite düşük. Biraz da düzelir bu. Arada takılmalar oluyor daha demin böyle yaşadığımız gibi. Ama ben memnunum. Şahsen 4 gündür kullanıyorum. Bir kere bir bekleme süresi şey yapmıştı bana, bekleme sayısı. Bunu da bir kere yaptı. Başka yapmadı zaten. Aldığım ilk gün yapmıştı bunu da. Ben de baktım, araştırdım. Başkalarında da olmuş. Ama bende sonradan bir daha olmadı. İnşallah da olmaz. Çünkü para verdik o kadar. 3 aylık versiyonunu aldım ben de. Steam kütüphanemde zaten bir sürü oyun var bunları oynayabilmek için. Bilgisayarım kaldırmadığı için ve bunları oynayabilmek için ben aldım. ETS2 çekiyorum bugün, yarın farklı oyunlar da gelebilir. Battlefield 1, SnowRunner olsun. Belki FS22 olsun. Başka ne sayabilirim? Şöyle bir düşüneyim. Düşüneyim. Witcher serisi olabilir. Ayrıyetten başka neyi videosunu çekebiliriz?
Böyle tutacak bir şey düşüneyim de YouTube önerilerine çıkalım. Çünkü YouTube önerilerine çıkmadığımız zaman video izlenmiyor, beğenilmiyor. Zaten beğenilmediği zaman YouTube önerilerine çıkmıyor. Böyle kısır döngü içerisinde ben bunları başka bir YouTube videosunda konuşmuştum. Kanalımızda mevcut dur büyük ihtimal silmediysem eğer hatırlamıyorum şu an. Ama yani şu an bir serüvene başladık. Tekrardan geri geldik. Şu an mesela grafik kalitesi düzelmiş olması lazım. Ya yine internet kalitesinden kaynaklı bu. Çünkü internetle bağlantı olduğu için biraz hızlı mı gidiyoruz ne? Ha. İnternet kalitesiyle alakalı olduğu için benim internet kalitem bu kadar. Oyunda bu kadar oynanıyor yani. Yani bu kadar görüntü kalitesi bana bahşediyor. Şu an oyun full ayarda. Ne ararsanız her şey full. Ve yukarıda siz görüyorsunuz mu bilmiyorum. Ortalama 70 FPS alıyorum. Ama böyle dışarıda 100'e çıkıyor. İçeride 80, 60. Bazen sabit 60 oluyor. Bazen sabit 70 oluyor. Bazen 80 oluyor. Bazen 90 oluyor. O şeyin bulunduğun bölgenin de şeyine göre değişiyor. Onda altımızda kendi tırımız var. Sadece bir şu an arkadaş GPS modu. De başka mod ne var? Düşüneyim. Bir XP modum var. Onda sıfırdan başladım. Şimdi kurdum. Yani şu anlık bu kadar mod. Arabamda 500 beygirlik zaten sıfırdan başladığım için öyle hatta göstereyim. Şu an 18 seviyeyim. Ve bende bir tır var. Bir de şoförde bir manım var. Bir de bankaya 8 milyon Türk lirası borcum var. Ben Türk lirasıyla oynamayı tercih ediyorum. Bana daha gerçekçi geliyor. Bu benim şahsi fikrim. İsteyen istediği gibi oynasın ya. Ne diyeyim. Bayağı da duydu videosu çekmedim işte. Alışkın değiliz konuşmaya. Açılış yapmaya. Kapanış yapmaya. Cartta curta. Umarım sesim iyi geliyordur size. Yakın zamanda kulaklık da alacağım. Kulaklık da alacağım için sesim daha iyi geleceğini umuyorum. Çünkü kullandığım kulaklığı 3 yıldır kullanıyorum. Mouse'u değiştirmek istiyorum. Mouse'u 5 yıldır kullanıyorum. İşte bazı öyle ekipman yenilemeleri falan olacaktır. Her neyse bunları boş verelim. Bu zamana kadar neredeydim? Bu zamana kadar büyüdük. Video çekmeye çekmedim ya. Daha doğrusu üşendim mi diye ne diyelim. Ama şimdi bu GeForce Now'ın böyle bir imkan sunmasıyla beraber bana bir tekrar şevk geldi video çekmek için. Ben de videoları başlamak kararı aldım tekrardan. Video çekiyorum. Çıkmaya tekrardan başlamış bulunmaktayız. İyi mi olur, kötü mü olur artık? Burası ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Sizin destekleriniz sayesinde. Yükümüz nereden nereye? Strasbourg'a gidiyoruz. Biz neredeydik ki? Düsseldorf'taydık. Strasbourg'a gidiyoruz. Yolun yarısı da bitti zaten. Konuşa konuşa. Gece saatlerini çekiyorum. Uykum da geldi. Esniyorum biraz. Kusura bakmayın şimdi de. Evet. İnternete böyle şeyler olabiliyor bazen. O da GeForce'un azizliği diyelim. Ya buna da ben çok kafayı takmıyorum zaten. GeForce'dan olmadan önce FPS'yi 30 FPS sabit oynadığımız zaman şükrediyorduk. 30 FPS aldığımız zaman şükrediyorduk.
Artık böyle bir şeyimiz oldu. Buna da katlanacağız, yapacak bir şey yok. Yani ben de isterim size daha iyi bir görüntü kalitesi vermeyi veya daha iyi direksiyon setiyle oynamayı veya kameralı bir şekilde düşünmeyi. İlerleyen vakitte her şey neyin ne olacağını gösterecek. Hızlı da gidiyoruz. Yol da uzun diye ben biraz hızlı gitmeyi tercih ettim. Arkamdaki yük daha hafif diye. Şu an Jettir baba. Arkadan Garen'i çalsın. 160 km hızla gidiyoruz. Amanın. Sen nereden çıktın lan? Te. Hemen benim taktiğim. Hemen benim taktiğim. Biraz geri almış olacağız ama yapacak bir şey yok. Hemen otomatik kayıtta geri dönme. Evet. Biraz geri gelmiş olduk ama. Yani bunu hasarımız olmamış olur. Benim de taktiğim bu. Çünkü zaten paramız yok. Hasar aldığımız zaman tamir etme şansımız az oluyor. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Bayağı bir dakika falan sustum. İşte farklı oyunlar gelebilir. Bu zamana kadar neredeydin? Niye yoktun? Büyüdük. Oyun video çekmeye üşeniyorduk. Şimdi de zaten çok video gelmez. Yine çok video beklemeye. Haftada bir veya haftada iki tane video en fazla. Çünkü üniversite sınavı var önümde. Ona hazırlanıyorum. Onun için de video az gelir. Yarısından sonra da devam etmiş oluruz hatta. Videolar gelmeye devam eder. Bu videoyu yarın mı atarım veya ondan sonraki günü o belirsiz. Çünkü hem okuyup hem çalıştığım için belli olmuyor. Büyük ihtimal bugün yüklemeye koyarım, yani sabah paylaşırım. Yani YouTube stüdyoya yüklediğim zaman yeterli oluyor çünkü telefondan da şey yapabiliyoruz. Yani sabah paylaşırım. Bu biraz keskin duruyor. Zaten saat öncekmişiz. Nasıl bir yol yapmışlar lan oraya?
Şu an tek temennim şu an. Umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü daha demin çektiğim videolarda, test amaçlı videolarda sesim oyun sesini basıyor. Kısabildiğim kadar kıstım. Her yerden kıstım oyun sesini. Giden yok, devam et. Tam da şunu manuel alayım, yavaş gidiyorsun. Ben manuel de kullanıyorum tabii daha çok. Daha fazla yakıyor ama yapacak bir şey yok. Bu gerçekte böyle yapmış olsa tırcılar batar. Kilometrede 100 kilometrede 120 litre. Bir rahatsız edilmeden sonra tekrar karşınızdayım. Hala aile evinde olduğumuzdan kaynaklı böyle kapıyı tıklatmadan girmeler veya pat kapı girmeler oluyor. Yapacak bir şey yok. Babam geldi de ondan kaynaklı kesmek zorunda kaldım diye. Neyse devam edelim. Sen beni sollayabilir misin? Sen beni sollayabileceğini mi düşünüyorsun? Nereden beni yaklaşacak? Yapıştır abi. Çek abi şunu amca. Gel hadi lan. Neredesin? Kayboldu. Gel gel. Sizi böyle sinirlendiriyor adamı. Ondan sonra kaza yapıyoruz. Yollarda tehlikeli zaten. Biraz yürüyordu. Bu da keskin. Yağmur da başladı. İçinde kan artır. Ben sınav oranları çekmeyi düşünüyorum ama sınav oranları sesli mi çeksem yoksa gameplay olarak mı çeksem sadece oynanış mı çeksem bilemedim. Burada çok kayıyor. Hiç gerçek bir sürüş olmuyor. Demin yaşadığım gibi arada kaymalar olabiliyor. O da internetle alakalı bir şey. Ona da yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. Şu an zaten küçük bir bölgede, ilçede oturduğumdan kaynaklı. Metre kaymalı daha güzel olacak. Bak işte. Bak işte. Kayıyor abicim, ne yapabilirim ya? Yükte var mı ya sarayım? Yükte var. Ha bak, kırmızı da geçti. İlerleyen vakitlerde direksiyon seti alma planım var. Umarım alabilirim. Bu oyun direksiyon setiyle oynamayı ve size sunmayı isterim.
Ben Mouse oynadım. Mouse'a ne kadar gerçekçi olabilirse o kadar Soldan oynamaya bir top çalışıyorum geldi. yani. Şu an bayağı çöktü. Gördüğünü gördüm. Kış da geldi. Artık kar modu yükleyip kar moduyla devam edebiliriz. Hiç belli olmaz. Hadi be yürüyün ya. Korna çaldıysan gevreyecekler değil mi? Yine gibi düşünce işte. Ya tutarsa. Sağdan devam. Şunu geçeyim de hemen sağa gireceğim diyelim. Hemen Oo, durmuyor kavşakta durmuyor. ikinci çıkışı kullan. Dayıyor ya. Bunlar da hızlı görünümde duruyorlar. Yani fren yapıyorlar bilmem ne. Gelen var mı? Yok. Şimdiki çıkışı kullanın. Sağa dönmeniz gerekiyor. Sağa dönün. Hep de böyle oluyor, hep de böyle oluyor ya. Tam kırmızıda duruyorum. Ondan sonra yaşayacağım. Ben madem yanacağım, niye beni durduruyor? Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Ondan sonra FNC2 oyuncuların niye NPC'lere sinirli, niye oyun yapan zekası kısmıyor. Sağa dönün. Bak şimdi, bak. Durursa bunu gösteriyorum. Al işte. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Sağa dönün lazım. Sağa dönün. Sonunda vardım. Evet. TP modu bu işimize yarıyor işte. Sıfırdan başladığımızda kaldık. Bunun yaşadığım gibi kaybı yaşadım. Kalite kaybı. O zaman internetten alakalı. Şu an internette büyük ihtimal internetinde yoğunluk var. Herkes birden telefonu isteyen beğensiz tutuyor. Büyük ihtimal. Çok yanaştık herhalde o tarafa sürtecek doğru. Çok yanaşmadık da biz duvara yanaşmışız yani duvardan hesap edetmişiz yerimizi. Şöyle biraz toplayın da. Üçümüzü bırakalım.
programımızı da alalım. Bugünlük de bu videonun sonuna gelmiş bulunalım. Artık farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere. Tekrar döndüğümüzde buradan böyle ben. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve ayrıca beni ve videolarımı sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.